Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere çok kritik bir ziyaretten bahsedeceğim. Malumunuz Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 yıl aradan sonra Irak'a bir ziyarette bulundu. Bakın bu ziyaret sıradan bir ziyaret değil. Gerçekten de bölgenin samimi olarak kaderini değiştirebilecek ya da bölgede bazı o küresel aklın uygulamak istediği projelere hançer vuracak bir ziyaret niteliğinde. Şimdi diyeceksiniz ki yahu Türkiye zaten küresel politikalarla ilgili birçok şey yapıyor. Odağı haline geldi. Nasıl oradaki küresel projeleri çöpe atacak? Oraya hançer vuracak. Değerli dostlar, orada durum farklı. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Zira bakın Irak'taki mesele, Suriye'deki mesele Türkiye için bir beka meselesi. O yüzden diyorum. Türk devlet aklı burada çok kararlı. Türk derin yapılanması, onu söyleyeyim, Türklerin devleti burada çok ciddi çalışıyor. Kimse kusura bakmasın. Biz her zaman iyi yapılan şeyi de övmek zorundayız. Burada devlet aklının çalıştığını ve burada bir teröristan kurulmak istendiğini devletimiz net olarak gördü. Bunun önlemini alıyor ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bakın efendim seçim yenilgisiydi, efendim işte oyların düşmesiydi vesaire filan bunlar bir devlet yöneticisine asla sirayet etmemelidir. Bunları tabii ki bir kenara bıraktı ve dolayısıyla Irak'a ziyarette bulundu. Bu ziyarette neler görüşülecek? Özellikle Barzani ailesiyle yapacağı ziyaret yani Erbil'e yapacağı ziyaret çok çok önemli. Bu konuda da çok ilginç bilgiler var. Onu da sizlerle paylaşacağım. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı Irak'a niye gitti? Bunu ortaya koymak lazım ki gider gitmez Irak Cumhurbaşkanıyla hemen bir görüşme yapıp belli konularda mutabakata vardıkları açıklandı. Ve 30 ayrı konuda anlaşma yapılacak. Bu da açıklanan ee, efendim açıklamalar arasında. Yapılan açıklamalar arasında. Şimdi bunların en önemlilerinden birisi su sorunu. Bakın Orta Doğu'da her zaman söyleriz su savaşları diyoruz ya adını koyuyoruz su savaşları geleceğin en önemli meselelerinden birisi su sorunu ve su ile ilgili yapılacak savaşlar. Bunun adresi neresi? Bunun adresi de Orta Doğu. Biliyorsunuz Türkiye'den Suriye'ye ve Irak'a giden sular var. Ve dolayısıyla bu sular meselesini uluslararası hukuk alanına çekerek bakın Türkiye'nin doğal sularına esasında el koymak istiyorlar. Ve 2030 yılına kadar ve Dünya Sağlık Örgütü dahi işin içerisine girerek ve Birleşmiş Milletler işte adaletli su dağıtımı adı altında bakın Türkiye'nin doğal sularını uluslararası sular haline getirmek istiyor. Bunu Türk devleti gördü. Ve dolayısıyla Irak'la bunu birebir çözmek için anlaşmaya vardılar ki Sayın Erdoğan'ın ziyaretlerinden, ziyaretinin bir nedeni de bu su sorunu çözmek. Şimdi ikinci mesele, bakın kalkınma yolu projesi. Bu çok önemli. Kalkınma yolu projesi ki 2030 yılına kadar bu yolun tamamlanarak Irak'la olan ticaretin e, ciddi anlamda yükseltilmesi hedefleniyor. Yani hani Çin'in bir yol bir kuşak projesi var ya bu da bir, bir nevi Irak'la bizim Türkiye arasındaki bir e, kuşak bir yol projesi. O yüzden önemli. Irak her şeyden önce değerli dostlar. Bakın Türkiye için önemli. Neden? Çünkü Irak, Suriye, İran, Türkiye. Bu dörtgen size e, bu dört e, sacayaklı hani diyorlar ya tırnak içerisinde Kürdistan lafı boşuna söylenmiyor. Buradaki devletleri bu saydığım Türkiye, İran, Irak, Suriye bu devletler ki ikisini zaten fiili olarak böldüler. Bu İran ve Türkiye'de bölerek bu ikinci, dördüncü ayağı da oluşturmak istiyorlar. Bunu hem esasında İran gördü hem de Türkiye Cumhuriyeti devleti gördü. O yüzden Sayın Erdoğan'ın Irak ziyareti çok önemli. Ha, şimdi gelelim bakın en önemli meseleye, terör meselesi. Türkiye'nin bugün itibariyle çok ciddi bir ciddi bir beka sorunuyla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Bazıları bunu küçümseyebilir. Efendim her zaman işte beka sorunu diyerek işte oy toplanıyor vesaire filan. Kimse beni ilgilendirmez. İktidar bunu kullanmış olabilir. Kullanmak isteyebilir. Muhalefet kullanabilir. Hiç umurumda değil. Ben bağımsız gazeteci olarak şunu görüyorum. Evet Orta Doğu'da özellikle Türkiye'yi ilgilendiren çok ciddi meseleler var. Ve Türkiye'yi eninde sonunda rahatsız etmek isteyen bir akıl var. Bunu neyle rahatsız edecekler? Bakın İsrail'i bugüne kadar dedik ki efendim işte falanca saldırıyor. Hizbullah saldırıyor. İşte Hamas saldırıyor. Diğer taraftan Haçlı Şabi saldırıyor. Devrim muhafızları saldırıyor. İran böyle bir mağdur ülke olarak gözüktü. Oysa son günlerde İran'ın basmadığı bir tane düğme söyleyeyim. Büyük İsrail'in kurulabilmesi ya da Büyük İsrail'in önünün açılabilmesi için bakın İsrail elinden geleni hatta gelmeyeni yapıyor. Bütün Avrupa arkasında, Amerika arkasında para akışı söz konusu. Harıl harıl para akıyor, silah akıyor. Bunlar sadece sizce gerçekten de İsrail'in kendisini korumak için mi yaptığını bir düşünün. Gazze'yi düşünün. Gazze'de yaptıklarını düşünün. Orta Doğu yeniden dizayn ediliyor. Türk devlet aklı bunu gördü. Bunu görünce de burada bir direnç noktası oluşturmak istiyor. Nerede? Suriye, Irak hattında bir direnç noktası oluşturmak istiyor. Buraya bir bariyer çekmek istiyor. Ve dolayısıyla bakın Irak'la ve ıı, Irak'ın kuzeyiyle ciddi ilişkiler geliştirmek istiyor. Şimdi Barzani ailesi. PKK, YPG biliyorsunuz. Bakın e, Müslim e, Salih, Salih Müslim o PKK, YPG terör örgütünün yöneticilerinden ne dedi? Türk devletini hafife almayın her yerde üsler kurdu dedi. Irak'ta, Suriye'de kuracağız. Kurmaya da devam edeceğiz. Çünkü siz orada efendim tırnak içerisinde bir Kürt devleti kurduğunu zannediyorsunuz. Ama öyle değil. Bakın öyle değil. Size kimse devlet kurmaz sizi kara ordusu olarak kullanıyorlar. Artık siz de bunu anladınız. Bir, iki, Amerika artık oradaki PKK, YPG'yi bakın bir terör örgütü değil. Efendim işte bir e, ne derler müttefik falan değil. Orada e, artık bir devletin, bir, bir devletin altyapısı, bir devletin aşaması haline getirdi. Yani devletleşme aşamasına geldi oradaki, oradaki yapılanma. Önce özellik, sonra efendim falanca yerden toprak, filanca yerden toprak. E Alın size tırnak içerisinde Kürdistan. Hayır Kürdistan değil teröristan. Bakın net olarak bunu kurmak istiyorlar. Çünkü istedikleri zaman Türkiye'ye karşı bunu kullanacaklar. Yüzyıllara dayalı bir plan geliştiriliyor orada. Orada kurulacak etnik azınlık ya da etnik kimliğe dayalı bir yapılanma yüzyıllara dayalı Türkiye'nin içini karıştırmaya dönük bir hamle olarak Türkiye'nin karşısına çıkacak. O yüzden devlet bunu gördü ve bunu bertaraf etmek istiyor. Irak'la ilişkilerini geliştirerek ve hem ee, Irak'ın kuzeyindeki Erbil yapılanması yani oradaki bölgesel Kürt yönetimini e, ortak yaparak, e, efendim işte muhatap alarak buradaki asıl tehlikeyi PKK-YPG tehlikesini bertaraf etmek istiyor. Diğer taraftan Esad'la da görüşmeler devam ediyor. Ee, tabii ki istihbarat sevi seviyesinde görüşmeler var. Dolayısıyla burada oluşulacak bir teröristan burada kurulacak bir teröristan adeta ikinci bir İsrail olacak. Bunu devletimiz biliyor. Gelelim şimdi Türkiye'de Birçok insan e, hükümetin e, Barzani ile ilişki kurmasını ya da Suriye'nin kuzeyindeki Kürt bölgesel yönetimiyle bir takım ilişkiler içerisine girmesini ve mesela böyle önemsemiyor ya da efendim kötü görüyor. Ben başından beri şunu söylüyorum değerli dostlar. Bakın siz eğer birilerini, bir bölgeyi ya da bir hareketi serbest bırakırsanız, dışlarsanız mutlaka o bölgeyi, o hareketi birisi sahiplenir. Ve Yıllara dayalı ki 1960'lı yıllardan itibaren Mossad bu Barzani ailesiyle ilgilendi. Herkes bunu biliyor. Bu gizli saklı bir şey değil. Molla e, Mustafa Barzani herkes bilir. Dolayısıyla Mossad yıllardan beri o büyük İsrail'in önündeki coğrafyada dikenleri temizlemek, efendim önünü açmak, kendi büyük İsrail'in önünü açmak için çok çalışmalar yaptılar. Maalesef yıllarca Türkiye ya bunlar şöyle, bunlar böyle diyerek oralar ihmal edildi. Ama şimdi bakın esasında hani düşmanımın düşmanı dostumdur e, e, prensibiyle hareket eden devlet diyor ki kardeşim burada PKK, YPG bu aileyi yemek istiyor. Yani e, Barzani ailesini ortadan kaldırmak istiyor. Niye? Onu söyleyeyim. Çünkü e, Suriye'nin kuzeyindeki bu bölgesel Kürt yapılanması aynı zamanda Irak anayasasında mevcut. Yani Türkiye ile ilgili bir durum değil. Oraya Türkiye özellik vermemiş. Orayı Türkiye kurmamış. Yani Irak anayasa olarak o anayasasında oraya yer vermiş. Oran özel bölge olmasını e, anayasasında uygun bulmuş. E Türkiye de buna saygı göstermek zorunda. Şimdi ama o döner dolaşır derse ki ya benim işte Türkiye'de topraklarım var vesaire filan derse o ayrı. Aynen PKK, YPG'nin karşısında durduğumuz gibi Barzani'nin karşısında da dururuz. Ama bugün itibariyle, itibariyle Erbil'e gidenler bilir. Erbil adeta bir Türk şehri. Küçük Türkiye. Her şey buradan gidiyor. Ve dolayısıyla hem Barzani ailesinin Türkiye ile olan ilişkileri, ticari ilişkileri ve Türkiye ile olan yakınlığı PKK, YPG'yi zaten çıldırtıyor. Çılgına çeviriyor. Ve dolayısıyla PKK, YPG aynı zamanda Barzani ailesini hedef alıyor. Niye? Çünkü Barzani, Barzani ailesi Suriye'nin kuzeyi ile Irak'ın kuzeyini birleştirmeye karşı diyor ki burada bir kazanım varsa ben yaptım. Yıllara dayalı bir emek sarf ettik onlara göre. Yaptık ettik. Şimdi siz geliyorsunuz bu hazıra konuyorsunuz diyerek PKK, YPG ile mücadele etmeye çalışıyor. Ama gücü yetmiyor. Açık söylüyorum. İşte Türk devleti diyor ki evet birlikte mücadele, mücadele edelim. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretinin en önemli konulardan bir tanesi de işte ortak terörle mücadele merkezi. Bu çok önemli. Bu PKK'yı, YPG'yi çok korkutuyor. Amerika'yı çok korkutuyor. Şimdi hem Irak'la hem de Erbil'le bir mutabakat var, yapılırsa ve Suriye ile de anlaşılırsa bakın emin olun Amerika istediği kadar burada terör İslam kurmak istesin kuramayacaktır. Niye? O devlet orada barınamaz. O yapılanma orada barınamayacak, barındırmayacağız. Niye? Çünkü herkes biliyor ki orada kurulan devletin Kürtlerle ilgisi yok. Orada SDG adı altında uydurma bir isim. Efendim işte adı teröristler esasında. Terör faaliyetlerini yürütüyorlar. Ama çeşitlendirmek, albesini, albenisini yükseltmek için bir sürü harf kullanıyorlar. Değil. Yıllara dayalı bir kaos kargaşanın fitilini ateşleyecek bir yapılanma oluşturmak istiyorlar orada. İkinci bir İsrail. Kısacası ikinci bir İsrail. İşte bunu ortadan kaldırmak, bunu bir mutabakata dönüştürmek, bunu bir anlaşmaya dönüştürmek için Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'a gitti ve bu Irak gezisi bu nedenle çok çok önemli. Şimdi Türkiye'de bakıyorsunuz son günlerde efendim yerel anlamda, e, yerel seçimler konusunda tabii ki Güneydoğu'da birçok bölgeyi Dem Partisi aldı. Şimdi bakın burada eğer bir siyasi parti demokrasiye inanmışsa ve demokratik şekilde siyaset yapıyorsa, Eyvallah aldığı oy anasının ak sütü gibi helaldir. Tabii ki seçim evet seçim çok önemlidir. Seçim gerçekten de demokrasinin olmazsa olmazıdır. Ama siz seçildiniz diye ben her şeyi yaparım. Efendim bayrağı da değiştiririm. Efendim gelirim işte burası Kürdistan'da derim. Burada ayrıcılık e, özellikle derim böyle bir şey diyemezsiniz. Siz bu ülkenin e, maliyesinden pay alıyorsunuz ve bu ülkenin meclisinde yemin etmişsiniz. O yüzden de kimse kusura bakmasın bu bölgeyi bu ülkeyi bölmek isteyen ve parti olarak üstelik resmi parti olarak gözüküp bu ülkeyi bölmek isteyenlerin karşısında durmak lazım. Efendim bu demokrasiymiş efendim işte ona halk oy vermiş halk onlara gidin teröristlerle birlikte olun demiyor. Halk onlara Diyarbakır Belediyesi'nin resmi web sayfasında Türk bayrağını çıkarın demiyor. Bu gerçekten benim çok zoruma gitti herkesin zoruna gitmesi gerekir. Arkadaşlar bakın Van'da, Van'daki olayları gördünüz. Tunceli'de Tunceli Belediye Başkanı efendim e, işte adı Dersim yapalım diye e, hemen tutturdular. Efendim burası Kürdistan dedi. Diyarbakır'da efendim Sur Belediyesi başka bir e, uygulama yapıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Türk bayrağını kaldırıyor sonra gelen tepkiler üzerine tekrar koyuyor. E hani sizin bayrakla sorununuz yoktu? Hani bayrakla sorununuz yoktu? Hep diyorlar ya Kürt sorunu Kürt sorunu. Arkadaşlar açık net söylüyorum. Bu ülkede Kürt sorun diye bir şey yoktur. Kürtler sorun değildir. Kürtlerle Türkler bir arada yüzyıllara dayalı yaşam şekilleri varmış, vardır. Ve benim en yakın arkadaşlarım Kürtlerdir. Eğitimli Kürtler ve bu ülkenin yerli ve milli Kürtleri asla bu ülkeden ayrılmak istemiyor. Ve zaten ayrılmak isteyen de yok. Bakın bugüne kadar bunu gerçekleştiremedilerse emin olun Kürt kardeşlerimiz, Kürt kökenli vatandaşlarımızın bu ülkeye sahip çıkmasındandır öyle 3 5 eee kalleş çapulcu gelip bütün Kürt halkı adına konuşup da zannediyor ki bütün halk öyle düşünüyor. Hayır. Bakın İstanbul'u bırakıp kimse gitmez Kürtler adına söylüyorum. Antalya'yı. Efendim işte e, Türkiye'nin en güzel yeri Ankara'yı, İstanbul'u, Mersin'i, Trabzon'u, Rize'si. Türkiye'nin her yeri güzel. Buraları bırakıp başka yere gitmezler. Gitmek zorunda da değiller. Burada bizim Kürtlerle Türkler bu mekanı, bu coğrafyayı yıllara dayalı birlikte savunmuşlardır. Ve Türkler neyse Kürtler de odur. Bu ülkenin asli unsurlarıdır. Ama bayrağını değiştirelim. Efendim işte anayasada şunu da Türklüğü çıkaralım. Açık net söyleyeyim. Bak bu konuda da çok önemli çünkü yeni bir açılım sürecinden falan bahsediliyor. Ben başından beri buna karşı çıkıyorum. Açılım saçılım değil. Herkesin ne hakkı varsa alması lazım. Eğer ben bir Türk olarak hangi haklara sahipsem bir Kürt de aynı haklara sahiptir ki öyle. Ha ayrımcılık yapılırsa haksızlık, hukuksuzluk yapılırsa Türk'ü de Kürt'ü de buna birlikte karşı çıkmamız lazım. Onun dışında efendim işte Kürtlere özellik, efendim Lazlara özellik, efendim bilmem böyle, böyle bir şey olabilir mi ya? Kimse böyle bir şey istemiyor. Bir avuç azınlık, bir avuç böyle marjinal gruplar bunu istiyor diye bütün Kürtler adına, bütün falanca gruplar adına bunu söyleyebilir misiniz? Hayır. O yüzden bakın bölmek, parçalamak, böl parçalayın. Tarihe baktığınızda Küresel aklın en önemli projeleri planları bu. Bunun için yapmışlar. Bunu yapmışlar. Baktığınız zaman Osmanlı döneminde Osmanlı'da Türkler azınlıktaydı. Tam 14 ayrı millet yaşıyordu Osmanlı'da. Ve Araplara baktığınız zaman Araplar Osmanlı coğrafyasında çoğunluktaydı. Ama hiçbir zaman bu ülkeyi biz yöneteceğiz. Efendim böyle olacağız falan demedi. Ha sonra böldüler ülkeyi. Kime yaradı? Ne oldu? Bugün Orta Doğu'nun Orta Doğu'nun durumu ortada. Varın düşünün. O yüzden ee, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak gezisi çok önemli, terör devletinin ortadan kaldırılması ve Türkiye-Barzani ilişkileri, Türkiye-Irak ilişkileri, Irak'ın bütünlüğünü sağlama, Suriye'nin bütünlüğünü sağlama ve Amerika'yı bölgeden kovma adına çok önemli bir gelişme. Değerli dostlar, bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.